İnkalar orta çağda Güney Amerika'da Ant Dağları'nın yüksek yerlerinde yaşayan bir kabileydi. Bunlar zamanla çevresindeki ülkelere egemen oldular. İsa'dan sonra 15. yüzyılda güçlü bir imparatorluk kurdular. Başkent Cusco şehriydi. Peru, Ekvator, Bolivya, Şili ve Arjantin'in kuzey bölgeleri bu imparatorluğun sınırları içinde bulunuyordu. İnkaların parlak dönemi uzun sürmedi. Ölen hükümdarın oğulları arasında anlaşmazlık çıktı. İspanyollardan Pizarro bu durumdan yararlandı. Atlı ve ateşli silahları olan 177 kişi, İNKA topraklarının istilaya başladı. Son hükümdar Atahulpa'yı öldürttü. Cusco'yu ele geçirerek yağma etti. İspanyollar arasında da anlaşmazlıklar çıktı. Bir süre sonra bütün İNKA toprakları İspanyolların sömürgesi oldu. Halkın çoğu öldürüldü. İNKA uygarlığı yok edildi. İnkaların yaşadıkları ülkelerde daha önceleri de çeşitli uygarlıklar kurulmuştur. Burada ilk uygarlığın İsa'dan önce bin yıllarında Ant Dağları ile Büyük Okyanus kıyıları arasında meydana geldiği ortaya çıkarılmıştır. İnka İmparatorluğu monarşi ile yönetiliyordu. Halk, soylular, işçiler ve köleler olmak üzere üç sınıfa ayrılmıştı. Herkesin iyi geçimine önem veriliyordu. Dilencilik yoktu. Devlet yaşlıları koruyor, sakatlara uygun iş sağlıyordu. İnkalardan büyük yapılar, kareler kalmıştır. Bunlar lama ve alpaka denilen iki tür hayvan beslemişlerdir. Lamaları hafif taşıt işlerinde kullanmışlar, alpakaların yünlerinden yararlanmışlardır. Saban kullanmadıkları halde tarımda ilerlemişler, toprağa gübrelemişlerdir. Önemli ekinleri patates ve mısırdı. Maden işletmeciliğinde de ileri gitmişlerdir. Altın, gümüş ve bakırdan çeşitli süs ve ev eşyaları yapmışlardır.